Jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı nedir o? Fosil. Çok güzel Ülçin Hanım. Gayet güzel. Haydi yenisi, madem ki iyi gidiyorsunuz, hızlısınız da ben de size uyayım. Birlikte hızlanalım. Bitsin şu beş harfliler. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyden alınan sonuç veya bu sonucun niceliği. Türkçe kelime aradığınız. Sonuç. Çalıştırılan, işletilen, bakılan bir şeyden alınan sonuç. Verim. Çok güzel. Harika. Pek de Selin Kanlı bir yarışmacı var karşımda. Kimisi mesela böyle takıldığı zaman hemen bir harfe tutunur. Öyle yapmadınız. Tebrik ederim efendim sizi. İki tanecik mi? Yok, üç tane harf almışız, evet. Şu noktaya kadar. 9500 puana ulaşabilecek İnşallah. Durumdayız. İşte altı harfli cevaplar. Ufak boyutlardaki aperatif lahmacunlara verilen ön addır Nurçin Hanım. Nokta nokta lahmacun derler onlara, şöyle ufak olanlara. Biliyordum. Harf alayım. Alalım mı hakikaten? Bir yemişin ismi aynı zamanda. Alayım. Aldık bir harf. Bardak altı diye de bir tabir var ama bu daha çok kullanılır. Bardak altı bambaşka bir şeyin de adı çünkü. Bu bir yemişin de adı. Bilen var mı? Var. Harf alayım. Nurçin Hanım pek kebap sevmiyor demek. Fındık. Fındık lahmacun. Gayet güzel. Biliyordum. Biliyordunuz, iki tane harfa mal oldu. Hiçbir şey olmaz. 9300 olabilecek durumda. Tekrar etmeme izin verin. Süreniz güzel. Tamam. 2 dakika 28 saniye var halen elinizde. Bir daha bu fındıktaki gibi herhangi bir soruda takılırsak ikinci harf yerine bence biraz daha uzun, peki, düşünülebilir. Burada onu da yapmazsanız kısacık soru, vaktinizde yemeyecek bir soru. Gelsin. Su baskını diye sorduk. Taşkın. Oldu bitti. Kasayı 2500 yaptı. Hadi onu yapalım, 3200. İlk 7 harfi cevap bu. Yine aynı hızı bekliyorum Nurçin Hanım sizden. Nasıl bir soruymuş? Mastarla bitiyor. Bir giysinin kol veya paça kısmını yukarıya çekip toplamak. Kısaltmak. Olmadı. Olmadı, olmadı, olmadı. Bir daha düşünün. Soruyu özümseyemediniz. Bir giysinin kol veya paça kısmını... Baktım katlamak. Ki... Hayır. Yürüyorum yolda. Bir bakıyorum. Ah! Önümde bir dere. Sıvamak. Heh! Neymiş? Sıvamak. Sıvamak. İyi miyiz? İyiyim. Her şey daha yolunda. İyiyim. 2 dakika 18 saniye var elimizde. Şu anda 9300 puana ulaşabilecek durumdasınız. Süreyi iyi kullanın, ne olur. Hı hı. Buyurun, biraz daha yavaşlayarak devam edebileceğimiz. Tamam. Son 7 harfli cevabın sorusuna. Yapılması ısmarlanan şey. Sipariş. Oo, maşallah. Gelsin bir Fransızca kökenli. Orada da nefes almadan cevap verin. Efendim, benekli, noktalı anlamında Fransızca kökenli bir sözcük. Puantaj. Istiyorum. Puantaj ya da puanlı. Hadi gelin yabancı kökenli bir ek. Puan. Bak, tam Çiğdem Hanım'lık soru çünkü o tekstilci. Puantaj değil de puan... Puantık, puan... Mesela sordular yani, hani benekli bir elbise aldınız. Ne diye bu elbiseyi aldın? Benekli diye. Puan? Puan. Puanlı, puanla, puanlı puanlık, değil. Puantık. Puan. Puantık, tız, puantık. Hayır. Puantıl. Hayır. Puantıl, tın, başka puantın, bir... puantın, puantiye. En sevdiğim şey işte şu alkış. Evet. Çünkü sizinle birlikte herkesin de morali bozuldu. Fakat daha bunun devamı var ve 7700 puana ulaşabilirsiniz. Sizin başınıza gelen, sizden sonra yarışacakların başına gelmeyecek diye de bir şey yok. Belli olmaz. Belki bu 7700 puan sizi bugünün şampiyonu yapabilir efendim. Bakalım. O hak ettiğiniz 9000 lira hafta finalinde ulaşabilirsiniz. O yüzden lütfen kendisine bir kuvvetli alkış verir misiniz? Gelsin yeni soru. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. Buyurun, vazgeçmek yok. Acıtmadan, incitmeden iş görenler için kullanılan bir tabirdir iki kelime. Özellikle mesela sağlık emekçileri. Nazikçe. Ha, iki kelime. İki kelime. Ha, iğne yaptı, hissetmedim bile. Vallahi Pakize hemşirenin
Eli hafif. Pat!